Merhaba, ben Nesrin Eroğlu. Yeni bir video ile birlikteyiz. Çok fazla talep alıyorum, özellikle Instagram hesabımdan. Çok soru geliyor bana. Birkaç günlük Zürih'e geleceğiz. Nereleri görelim, nereleri tavsiye edersiniz diye çok soruyorsunuz. Bu videoda bütün bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. İlk size tavsiye edeceğim yer, Zürih'in harika manzarasını görebileceğiniz Roma kalıntısı olan bir kaleden seyir terasına dönüştürülmüş olan Lindenhof Tepesi. Çok keyifli bir tepedir bu. Özellikle ön kısmın manzarası harikadır. Gelin size orayı anlatayım. Linden Almanca'da ıhlamur demek. Gördüğünüz gibi burada da çok sayıda ıhlamur ağacı var. Buraya 1474 yılında 52 tane ıhlamur ağacı dikilmiş ve o günden beri Lindenhof denilmiş. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi İsviçre'de doğru düzgün bir savaş olmamış. Habsburg Hanedanlığı zamanındaki savaş hariç Roma askerleri Zürih şehrini kuşattığında şehirdeki erkeklerin hepsi Habsburg Hanedanlığı'yla savaşa gittiği için şehri koruma vazifesi kadınlara kalmış. Lindenhof Tepesi'ndeki bu çeşmede Roma askerlerine karşı şehri savunan kadınlar için yapılmış ve kadınlar askerleri püskürterek Zürih'i kurtarmayı başarmışlar. Zürih Yüksek Teknoloji Enstitüsü, onun hemen yanında Zürih Üniversitesi ve manzaranın bu tarafında kalan Grossmünster var. Zürih için çok önemli olan 3 farklı yapıyı seyir terasından görebilirsiniz. Ancak zannetmeyin ki ben size sadece buradan göstereceğim. Şimdi Zürih Altstadt'a yani Grossmünster'e doğru gidiyoruz ve ben size önemli olan yapıları daha yakından anlatacağım. Size tavsiyem Bahnhofstrasse Caddesi'nde dümdüz yürüyüp çok lüks markaları görmek yerine Lindenhof Tepesi'ni gördükten sonra Renweg sokağı boyunca yürümeniz. Oldukça turistik bir yerdir. Şahsen benim de çok sevdiğim, çok keyifli bir sokak burası. 13. yüzyıldan kalma olan bir sokak ve İsviçrelilerin en sevdiği huylarını gözünüze soktukları bir sokak. Yani bayrakları. İsviçreliler bayrak asmaya bayılır. Alakalı alakasız her durumda mutlaka bayraklarını asarlar. Şimdi bu sokağın güzelliğini göreceksiniz. Son derece küçük ve keyifli bir sokaktır. Ayrıca rahmetli Prenses Diana'nın da alışveriş yapmayı sevdiği bir sokak. Mesela Bahnhofstrasse'den yürüyerek gelecekseniz direkt buradan gelebilirsiniz. Ancak biz şu anda Lindenhof Tepesi'nden yürüyerek indiğimiz için bu sokaktan indik. Şimdi aşağıya doğru devam edin. Sizi çok güzel bir yapıya götüreceğim. Hemen arkamda gördüğünüz kilisenin üzerinde var olan duvar saati Avrupa'nın çalışabilir durumdaki en eski ve en büyük duvar saati. Gelin yakından bakalım. St. Peter Kilisesi'nin kulesindeki bu saat yüzyıllar boyunca Zürih'in resmi yerel saati olarak kullanılmış ve tüm kamu kurum ve kuruluşları bu saate uymak zorundaymış. Adını bulunduğu küçük meydandan alan St. Peter Kilisesi, aynı zamanda Zürih'in en eski cemaat kilisesi olma özelliğini taşıyor. Duvar saatini gördükten sonra yine aşağı doğru yürümeye devam ediyoruz ve sizi Zürih'in doğduğu yere getiriyorum. Şu anda Limmat Nehri'nin Zürih Gölü ile buluştuğu noktadasınız. Büyük Zürih Gölü'nün de başlangıcı oluyor aynı zamanda burası. Burası dahil tam karşı taraf Altstadt, Zürih'in ilk yerleşim alanı yani eski şehir anlamında. Gördüğünüz iki tane kuleden oluşan büyük yapı Grossmünster Kilisesi, birazdan oraya gideceğiz. Eğer sakin sakin durarak bolca fotoğraf çekip bolca çay kahve içerek gezeyim derseniz tam bir günü Zürih'e ayırmanız isabetli olur. Yürüyüşünüzü yaparken turistlerin en sevdiği fotoğraf çekim noktalarından birinin önünden geçeceksiniz. Nehir taksinin durağı burası. Kadrajınıza harika manzaralar sığdırabileceğiniz bir fotoğraf çekim noktası burası.
Altstadt'a doğru yürürken şimdi hemen sağ tarafta Kadın Kilisesi'ni göreceksiniz. Hristiyan alemi için çok önemli bir kilisedir. Çünkü Hristiyan dünyasında aristokrat kadınlar tarafından yönetilen ilk ve tek kilise olma özelliğini taşıyor. Ayrıca kilisenin içerisinde şu anda dünyaca ünlü sanatçı Marc Chagall'ın şahane vitray eserleri var. Hadi gidelim. Bu arada son derece de ilginç bir hikayesi vardır. Giderken size bir yandan da hikayesini anlatayım. Efsanelere inanır mısınız? Kral Ludwig'in iki tane kızı varmış. Büyük kızı Hildegard ve küçük kızı Bertha. Kendilerini Tanrı yoluna adayan göğsü iman dolu bu iki kız kardeş sık sık Zürih'e gelerek Zürih şehrinin koruyucu azizleri için dua ederlermiş. Yine bir gece dua etmek için saraydan ayrıldıklarında ormanda yürürken önlerine bir geyik çıkmış. Bu geyiğin altın renginde uzun boynuzları varmış ve boynuzlarının arasında da parlak bir ışık varmış. Doğal olarak kızlar bu geyiği Tanrı'nın onlara bir hediye olarak gönderdiğini düşünerek takip etmeye başlamışlar. Uzun bir yürüyüşten sonra geyik şu anda görmüş olduğunuz kilisenin bulunduğu noktada bir anda gözden kaybolmuş. Bana sorarsanız kızların ormanda bulup yediği mantarın etkisi geçmiş. İki kız kardeş heyecan içinde saraya dönerek kral babalarına olan biteni anlatmışlar ve elbette ki kral da geyiğin gözden kaybolduğu noktaya hemen bir kilise yapılmasını emretmiş. Sharma'nın torunu olan Kral Ludwig, kilise tamamlandıktan sonra yönetime büyük kızı Hildegard'ın geçmesini sağlamış. Bununla da yetinmeyip kiliseyi Benedikt tarikatına bağışlamış. Hatta daha da hızını alamayarak Zürih topraklarını, Uri ve Albis ormanlarını da Benedikt tarikatına bağışlayarak inanılmaz bir toprak bütünlüğü sağlayan dedesi Sharma'nın kemiklerini sızlatmış. Manastırın ilk yöneticisi Hildegard öldükten sonra yerine küçük kız kardeşi Bertha geçmiş ve sonrasında da yönetimde her zaman kadınlar olmuş. Ama özellikle baş rahibe genellikle soylu sınıfından biri olurmuş ve Zürih belediye başkanını da atarmış. Yönetimde sürekli soylu sınıfından kadınlar olunca manastırın politik gücü de günden güne artmış. Hatta öyle ki para basma yetkisini dahi elinde tutarak bölgenin hakimi haline gelmiş. Sonrasında çok şükür ki reform hareketi başlamış da manastırda dağılmış. Masal da burada bitmiş. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmadınız değil mi? Hadi devam edelim. Marc Chagall'ın Kırmızı Pencere'nin kompozisyonunda anlatmaya çalıştığı peygamber Hazreti İlyas. Kırmızı Pencere'de Hazreti İlyas'ın hayatından kesitler anlatmış. Hemen yanında Mavi Pencere'de Hazreti Yakup'un hayatından bahsetmeye çalışmış. Tam ortada en büyük olan pencere Hazreti İsa'nın hayatından kesitler. Sarı renkli pencere Hazreti Davud'dan bahsediyor. Ve son pencerede ise Hazreti Musa'nın hayatından bahsediyor. Bu arada gürültü yapmak yasak olduğu için sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın artık. Ayrıca Marc Chagall'ın bir tane daha penceresi var burada. Kataloglarda bunu göremezsiniz. Ünlü Gül Penceresi. Schöbrinkli pastanelerinin yıllardır gizli bir tarifle ürettiği ünlü Himbeer torta işte bu arkadaşlar. İsviçre'nin en çok satan pastası. Eğer küçük bir mola vermek isterseniz Schöbrinkli'de bu pastanın tadına bakmanızı tavsiye ederim. Frau Müster Kilisesi'nin tam karşısında Gross Müster yani büyük manastır var. Bu manastırın hem Hristiyanlık tarihi hem de İsviçre tarihi için çok önemli bir yeri var. Burayla ilgili daha önce hem tarihçesini hem de bütün önemli olaylarını anlattığım çok detaylı bir videom var. O yüzden şimdi detaylı anlatmayacağım size. O videonun kartını hemen sağ üst köşeye ekliyorum.
kartı tıklayarak o videoya ulaşıp izleyebilirsiniz. Ki izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Kulenin üzerinde gördüğünüz Kral Sharman'a ait olan heykel aslında replika. Heykelin orijinali kilisenin içerisindeki alt katta sergilenmekte. Aşınmasın diye orijinal heykeli kilisenin içinde korumaya almışlar. İçeriye girerek onu da görebilirsiniz. Kilisenin içine girdik ve alt katındayız şu anda. Buyurun size Sharman heykelinin orijinali. Kutsal Roma İmparatoru Sharman'ın iki tane hayali var. Bunlardan birincisi Sezarların imparatorluk yönetimini yeniden kurmak, ikincisi ise Aziz Augustus'un Tanrı kentini yeryüzünde yeniden inşa etmek. Bu gibi önemli detayları anlattığım Grossmünster Kilisesi'ne ait videonun kartına hemen sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra kartı tıklayarak izlemenizi tavsiye ederim. Bir şeyler içmek için ise tavsiye edeceğim yer tabii ki Odeon Cafe Bar olacak. Nazım Hikmet, John Lennon, Lenin gibi dünyaca ünlü sanatçıların uğrak kafesi Odeon Cafe Bar. Zürih şehir içinde Alp Dağları'nı görmek istiyorsanız geleceğiniz yer Bürgliplatz. Bu küçük parkta karşınıza harika Alp Dağları manzarasını alarak güneşi batırabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun devamı olan ikinci bir video daha gelecek. Bu sebeple kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Nesroloji Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye dek Zürih'ten sevgiler.